Bu adam seni aldatıyor, hı hı. affedebilir mi bir insan ya? Onu çok öldürmeyi düşündüm de yapamadım, <laughs> çocuklarıma kıyamadım. Hiç medeni hali, ilişki yaşamaya müsait olmayan bir insanı hayatına soktun mu? Hı hı. Hı hı. Onun ben çok karmasını yaşadım evet. O yıllar sonra iki çocukla... Hı hı. Ee, bir evde ve ben aldatılan ee, bir kadın olma evet, yolunu mu açtı sana? Evet. Ve onu inanır mısın? Bak aynı senin gibi düşündüm ve o insandan açıp özür diledim biliyor musun? İstemeden. O eşte. Evet, özür diledim. Çok tövbe edip çok fazla kendimi hesaplaştığım zamanlarım oldu. Ben mesela gidelim gecekonduda bağdaş kurar kuru fasulye pilav dayarım. Gidelim Türkmenistan sarayında 32 parça altın kaşık bıçaklarla yemek de yedim. Hepsini biliyorum bu hayatta. Peki evet. sen o arenadan çekilince ve bambaşka bir kulvara gidince kimlere gün doğdu? Fetek Dünçöz oldu, çıktı o dönem. Gülben Ergen çıktı o dönem. Zaten Ebru Gündeş aynı jenerasyonuz. Ebru daha ön plana çıkmaya başladı ama şu an kafa kafaya giden Ebru Gündeş ben olurdum. Bu kadar da iddia ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz haberler.com'dasınız. Haber Bahane Röportaj serimiz her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de bomba gibi bir isimle devam ediyor yolculuğuna. Sahne sanatlarının en özel isimlerinden biri sevgili Pınar Eliçe bu hafta bizlere misafir oluyor ve geçmişten bugüne bakalım. Hayat hikayesinde hangi dönüm noktalarını bizlerle paylaşacak göreceğiz. Sevgili Pınar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Canım? Keyifler nasıl? Vallahi çok iyiyim. Seni de çok iyi gördüm. Maşallah. Bomba gibi sen abi. Bir fresh'lik, bir aydınlık var <laughs> yüzünde. Hayır olsun. Vallahi aslında bugün en uykusuz günlerimden biri bir yaşamama rağmen böyle görünüyorsam demek ki <laughs> i̇yi, canım. Ya beni çok sevdiğinden iyi görüyorsun ya da gerçekten iyi görünüyorum. İkisi de ikisi de ikisi de canımın içi. Şimdi <laughs> haber bahane röportaj serimize geçmişten bugüne yapıyoruz. Biraz evet. böyle hayat hikayesi, biyografiler, evet. inişler, çıkışlar. Yeni gelecek kahkaha atacağız, <laughs> yeni gelecek üzüleceğiz <laughs> evet, vesaire. Evet. Şimdiden üzersem affola. Ee, ne neredensin Pınar? Ben Yugoslav göçmeni benim ailem. Yani göçmen bir ailenin kızıyım ama e, İstanbul'da doğmuşum. Bakırköy'de. Ee, Ailenin e, tek kızıyım. E, dolayısıyla, dolayısıyla böyle her dediği yapılan böyle şımarık <gülüyor> e, <gülüyor> dediği kanun olan vesaire falan bir çocukluk mu geçirdin? E, ya çocukluğum çok kötü geçti diyemem. Hı -hı. E, ama e, yani Babasız büyü, büyüdüm ben. Ee, annem ve anneannem yetiştirdi beni. Kaç yaşındayken ayrıldılar? İki, ben iki yaşındayken. Ben hatırlamıyorum yani. Ben hiç annemle, anneyle babayı bir arada görmedim. Yani ha. öyle bir şansım olmadı. Peki babanla diyalog kurdun mu? <laughs> ee, babamla çok kopuk kopuk diyaloglarımız oldu. Yani dönem dönem görüştüğüm zamanlar oldu. Sonra bir ara verdim. 12 yıl hiç görüşmediğim oldu. Ondan sonra maksimum de olduktan sonra geldi beni buldu. Sonra tekrar yani çok kopuk bir ilişkim var ama... Son 1-2 yıldır büyük bir ameliyat geçirdi. E, o ameliyatın neticesinde her şeyi affettim. Ölümlü dünya dedim. Yine ne de olsa babandır dedim. Kendi kendime diyorum bunları ben e, bu arada. Ve öylelikle affettim ve şimdi babamla da görüşüyorum. E, ama tabii ki şey ya yani bir tarafın hep eksik. Öyle o çocukluk, zaman. genç kızlık vesaire dönemlerinde e, bir evet. de şimdi arkadaşların bilmem nelerin falan onların paylaşımları özel günler vesaire evet. hani evet. derli toplu ailelerde evet. e, tabii ki de annede ki senle çok paralel noktalarımız var. Biliyorsun. Evet. İkimiz de Bakırköy doğumluyuz, evet. İkimiz de aynı şekilde anne baba ayrı evet. sonra çocukluk vesaire küçük ama koca Paşa evet. vesaire o lokasyonlar evet. ve mücadeleler onun... E, Ailen ne kadar tamamlıyor olsa da, annen kanun gibi olsa da, anneannen arkanda dursa da vesaire, hep o bir dile getirmediğin, bir burukluk oluyor burukluk. değil mi? Burukluk ve evet, tabii eksiklik söz konusu. 12 oluyor. yıl boyunca o kocaman büyük boşluğu vermenin arkasında peki bir kırgınlık vesaire bir şey mi vardı? E, vardı tabii ki de. Yani atıyorum evlenmiştir mesela Tabii kaldıramam. evlendi. Ha. Evlendi. Onu mu kaldıramadın? E, Yok, benim kaldıramıyorum. Ya ben 9 yaşındaydım. Neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağım bile bilmiyordum da. Babam biraz sorumsuzdu galiba. Veya babam şunu rahatlığında yaşıyor olabilir. Hani bana sahip çıkan İyi bir annem var. Nasıl olsa aman düzenlerini bozmayayım. Bana da kimse bulaşmasın gibi bir şey de olabilir. Yani şimdiki ebeveynler o zamanki ebeveynlerden çok daha farklı düşünüyordu. O zamanlar çocukların kıymeti yoktu ki. Şimdi bizim dönemimizin ebeveynlerinde çocuk kıymeti biliniyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani hele ki kendi çocuklarım olduktan sonra... Kendi çocuklarım yani şimdiki bu Z kuşağı dediğimiz kuşakta inanılmaz haklarını, hukuklarını arayan yani biz öyle değildik ki. Biz korkardık. Annemizin böyle bir gözü gözüyle bizi yönetirdi. Şimdiki çocuklar böyle de değil mesela. Tabii. Değiller. Çocuklar ebeveynleri yönetiyorlar. O yüzden çok — Anne şey, terliğiyle haşır neşir büyümüş olan. — Aynen öyle Aa, anne terliği ya ee, işte ya valla terliğe bile gerek kalmıyordu. — Bakışıyla mı değil bakışıyla, mi? — Bakışıyla her şey böyle, böyle gözünü bir açtı mı bitti. Şimdi ben mesela onu yapayım dedim çocuklarım da. Aa bana bir diyor, niye gözünü açıyorsun bize? Hani <laughs> 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 susar değil mi Sen niye gözünü açıyorsun bize diyorlar. Aa öyle öyle işte onlar da bizi yetiştirdi diyelim yani. O yüzden pek e, şey... Takılmıyorum da aslında. Hmm. Açtım ben buraları. Yani e, benimle, Gerçekten açtın mı yoksa üstünü örtmek? O iki arasının ikisi, arasın, ikisi Yok, aştım, birbirine aştım, çok paralel. Aştım. Ama açtım. aslına bakacak olursan e, çok zıt şeyler. Açtım ya ha. açtım. Yani çok şeyi affettim zaten hayatımda. Çok şeyi de bitirdim. Çok e, kırgınlıklarım, küskünlük. Ya hayat hiçbir şey için değmiyor. Olabilir. Yani bu da benim sınavım dedim. Belki de ee, böyle olması gerekiyordu. Böyle olması gerekiyordu ki bir Pınar Alıcı'da olsun. Düşünsene şimdi benim annem, babam belki bir arada olsaydı. Benim babam daha tutucu bir aile. Yani belki de bir Pınar Alıcı olmayacaktı. Yani izin vermeyecekti, değil İzin vermeyecekti. Yani e, her şey bir nedenler zinciridir ya. E, ben buna bağlıyorum. Anlatabiliyor muyum? E, o yüzden de hepimizin bu dünya hayatında, bu dünyada bir görevi olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu tamamlayabilmek için de hayatımız içerisinde belli olasılıklar gerçekleşiyor. Ben bunu en son aranız nasıl bilmiyorum... kötü bir örnek vermiş olmayayım... Ee, yeşim Salkım'la yaptığım konuşmada aynı soruyu sordum ona. Yeşim de bana dedi ki... pek çok şey affettim artık hayatımda. Dedi. Hatta inanır mısın dedi eski eşimi de affettim dedi. Eski eşimle de dedi problem yaşadığım dedi... E, Gülben'i de affettim dedi. Ben herkesi de affettim bir şey dedi. Yapmış, çok Sonra güzel. döndüm şunu söyledim. Peki Yeşim bir şey söyleyeceğim dedim. Ömrünün bilmem kaç yılında bu insanlara kin, nefret adı her neyse bu yürek yangınıyla yaşadın. Şimdi mi aklın başına geldi de affettin de dedim. Geride bıraktım bir 30 sene var dedim. Hani har harırırı harır, harır, harır yaptığın sürekli bir şey. Kendi, şeyle, kendini ha, kendi kendini yediğin bitirdiğin. Şimdi <laughs> aynısını sana soruyorum. Şimdi diyorsun ya pek çok insanı affettim hayatımda. Şimdi belli bir olgunluğa geldikten sonra bunu söylemek belki şeydir ama dönüp şöyle bir baktığın zaman ah be Pınar. Kaç sene boyunca bu insanların negatifini taşıdın, e, ruhunu kirlettin, bilmem ne yaptın, affettin, iyi ettin tamam. Zararın neresinden dönülse kardır ama de arkadaş kaç yıl kaldı geride bunlarla uğraştığın gereksiz konular diyor musunuz <laughs> zaman zaman kendine? Şimdi aslında bana şimdi ne lazım biliyor musun? Ne lazım olduğunu sana söyleyeyim. Şimdiki aklımla o günkü günlerim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir anda Ezgi'nin günlüğü geldi aklıma. Bana bu koy, bir koca lazım. O da bu koca lazım diye Buna bağlayacağız. <laughs> buna bağlayacağız zannettim. Bir anda geliyor şarkı. <laughs> yani e, o yüzden e, dediğim gibi tabii ki e, hayat tecrübesi, yaş almak, olgunlaşmak, ben bir de çok heyecanlı bir tiptim. Çok cesurdum. Yani böyle hani yerimde duramazdım. Kalım kaynardı. Hırslıydım. Biraz da hırslarımı törpüledim veya hırslarımı bitirdim diyelim. Yani eski hırsım olsa geçen gün işte yine bir gazeteci eski dostlarımızla oturuyorum, konuşuyorum dediler ki bana. Ya dediler Pınar sen de bak, hırsını kaybettin. Sen senin döneminde yani senin e, o e, işte fırtına gibi estiğin dönemlerdeki Kızla, kadınla şimdikinin arasında dağlar kadar fark var. İhanet ettiğini düşünüyor musun o kıza? Şimdi şöyle düşünüyorum. O kızın sevmediğim tarafları da vardı. Yani sevmediğim yönleri de vardı. Neydi Pınar'ın sevmediği? Genç Pınar'ın. Ya genç Pınar niye diyorum ya? <laughs> Kızım kendime şu an. Fırtınalar estirdiğin dönemde o dönemin Pınar'ı ile ilgili sorunun ne? Neyine kızıyorsun onun? Ee, biraz galiba e, ego çok vardı o zamanlar. Vallahi Evet. Niye vardı biliyor musun? Çok küçük yaşta çok e, şöhreti ve parayı görmüştüm. İster istemez insan şaşırdığı zamanlar oluyor. Yani hep bas geç bas geç, bas geç, bas geç, Hani hiç arkana bakmadan, hiç empati yapmadan o dönemim oldu mesela. Olmadı desem yalan olur. Belki o dönemde çok kırdığım insanlar veya istemeden yapmış olduğum şeyler olabilir. O haklarını da helal etsinler yani. Ama gerçekten o hırs bazen, işte o hırs denen şey, o ayakta kalma, işte o güçlü olma savaşı insanı öyle bir insana dönüştürebiliyor. O dönemin şartları ve kuralları bunu mu gerektiriyordu aslında acaba? Ya her dönemin kendi kuralları ve şartları oluşuyor aslında. Yani ben 90'lı yılların sanatçısıyım. 93 yılında astrolist oldum. ...astrolüste olduğumda 18 yaşındaydım. O anki konjöktüre bakıldığında... ...Türkiye'nin en genç astrolisti diye lanse edildim. Ee, ve ben bu lanse edildiğim zaman... ...kendi piyasamda çok uzun süre kabul bile görmedim. Çok mücadeleler verdim. Niye? Çünkü kimse 18 yaşındaki bir kızı... ...K ile almıyordu. Çünkü benim konjöktürümde... ...yani benim e, mesleki anlamda yaptığım... İşimde ee, işimde herkes 40'lı yaşlarda, 50'li yaş. Yani şu anki bizim yaşlarımızdaydı. O zamanki işte mağazabacılar, emel sayınlar. Yani onlarla bir anılıyorsun çünkü az solistsin. Anlatabiliyor muyum? Öyle olunca tabii ki e, bayağı bir... E, kurban mı oldun acaba bunlar? Yani kurban solistlik, diskolojisine... <laughs> solistlik yaşamadın. Solist olmadın, alt kadroda çalışmadın o hiç değil mi? Asla çalışmadın. Direk az solist ama dansdan sonra asla. Tabii dansdan sonra. Dans, Peki dans şimdi hı. o dışarıya çık, halkanın dışına çık. Pınar değilsin. Ee, 30'lu yaşlardasın. 40'a bile gelmemişsin hı -hı. daha. as solist olma hayaliyle yanıp tutuşuyorsun. Hı -hı. 18 yaşında bir kız çıktı, ya. adı Pınar elçi. Cart diye bir ya. adam Oturdu. onu o as solist yaptı. Evet. Sen de hı -hı. Öküzbaz bileylenmez miydi? E i̇şte bilenildi bana. <laughs> Ama benim ne suçum, günahım var? Bana <laughs> yani günah ben zaten şöyle üflesen uçacak bir tipim. Yani daha kemiklerim gelişmemiş. Ama ne yapayım? Yani benim de bir ayakta ve hayatta kalma içgüdüm, içgüdüm var ve bana e, Sevgili Erkan Özarman'ın bir lafı vardı. Ben ilk e, Maksim'de e, az ilan edenlerden, hani ilanını yapanlardan bir kişi de Erkan Özarman. Öyle mi? Evet. Bak bir ortak oldum evet, sonra. Evet, evet. Onu sevgiyle de analım buradan. Bana dedi ki, gel buraya Pınar dedi. Böyle çok <laughs> e, babacan da bir hmm. e, tavrı da vardır insanlara, bak kızım dedi. İnsan dedi, insan dedi, e, insana dedi, e, talih kuşu dedi, bir veya iki sefer konar dedi. Onu iyi tutmasını bileceksin. Ya, ya, e, ne öldüreceksin, ne e, kaçmasına sağlayacaksın. Ama o kuşu dedi, tut dedi. Bugün senin o kuşu tuttuğun gündür dedi bana. Ve dedi. Sen dedi çok akıllı bir kızsın. Ben senin çok daha iyi yerlere geleceğini biliyorum. Hadi hayırlı olsun sana dedi. Demişti bana. Çünkü şöyle de bir durum var. Sanatçı aslında doğuluyor. Sonradan olumuyor. Ee, yani Doğan o kişi zaten o sanatçı avrasıyla doğuyor. O enerji kelimelerle o tarif edilmiyor. Tarif edilmiyor. Değil mi? Yani bu e, gerek ruhani de gerek ne bileyim. E, Bilmiyorum. Hissediyor ve biliyor muydun? Biliyordum. Bak Değil ben mi? çok enteresan bir hikaye anlatayım sana. Bazen hani diyoruz ya hep insanlar artık hayal kurmayı unuttular. O yüzden hani böyle mutsuzluklar, böyle ümitsizlikler var diye. Ben ortaokulda anneannemle Taksim'de yürürken Maxim gözünün neonlarını gördüm. Neonda da Bülent ters izliyordu. Daha kaç yaşındayım biliyor musun? 13-14 yaşlarındayım. Ortaokula gidiyorum. Anneanne biliyor musun dedim. Sana bir şey söyleyeceğim dedim. Ben dedim buranın en tepesine adımı yazdıracağım. Anneanne bir tane kafama vurmuş. Hadi be demişti. ne biçim hayaller kurmuşsun. <laughs> <laughs> Tabii. Ya çocuk şeyi, o çocuk safiyaneti veya o çocukluğun vermiş olduğu kalp gözü bana aslında o e, yani nasıl hissettirildi bana. Ben oraya adımı yazdır. Ne alaka değil mi? Yani çocuksun. Başka bir şey hayal edebilirsin. Ben oraya baktım ve dedim burada benim adım yazacak ve yazıldı da yıllar sonra dönüp baktığımda. Yani artık o saf temiz kalbim ekmeğimi yedim ben. Veya gerçekten bu bana alnıma yazılmış bir şey miydi? İnan ben de bilmiyorum ama ne olduysa güzel de oldu, iyi de oldu. Bugünkü pınarı e, yaratmamı sağladı. İyisiyle, Aa, anne de anneanne de sanatın bir parçasıydı Aa, değil mi? Yani şimdi benim zaten arkamda çok iyi bir ailem vardı yani ben eğer hani o küçük yaşlar ben bir ceylanım yani her yer antilop dolu e, çakal çukal dolu ona rağmen yem olmadıysam ailemin arkamda durmasıyla alakalıdır bu yani ailem hiç yalnız bırakmadı ki beni. Yani annem, anneannem, dayım. Hayır onlar da sanatçı... Benim la, annem da, evet. Annem, annem, doğru annem doğru hatırlıyorum e, değil Evet mi? E, ha. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde koristi. Yani e, eskiden işte böyle Anadolu turneleri yapılırdı. Anneanne de çok isteyip yapamamış. yani. Yapama, yapamayanlardan. Annen, esas e, sesi güzel olan benim anneannemdir. Ha. Çok güzel aileden dolayı mı yapamadı? İşte o da aileden dolayı yapamadı. Yani i̇zin alamadı. Izin alamadı. Babası falan. istememiş. Yoksa yani şu an var ya bir makbere okurdu benim anneannem. Şu an Allah e, ömür versin 87 yaşında. Olsun. Bir makber okurdu. Öyle böyle bir şey değil yani. Evet yani e, dediğim gibi aile çok önemli. Aile çocuklarınızı... Aslında bakacak olursan şu mu Pınar? Lafını unutma ne olur. E, üç kuşak, üçüncü kuşaksın. Şimdi senin kızın Helin, Helin'in bambaşka bir yolu var evet. ee, ama üç kuşak sanata adanmış hayatlar Evet. Ee, ama her biri bir diğerinin yapamadığını yapıyor ya da evet. bir bayrak var ben bu kadarı yapabildim ya da yapamadım Aslında, sen bu evet, kadar evet. sen biraz daha sen biraz Hı, daha aynen vesaire öyle. falan yani aynen öyle. kadınların biraz sanatla alakalı aile evet. kadınlarında hani sanatla alakalı bazıları yenik. Bazıları bir yere kadar ama o bayrağı herhalde zirveye en yükseğe çıkartan sen oldu. Ben çıkardım. Benden sonra da yok. Çünkü benim kızım şu an hukuk okuyor. Hukuk okuyor değil mi? Sanatla hiçbir ilgisi alakası yok. Mesela ben onu hani haşır neşir olsun diye baleye yazdırdım. Müzik piyanolara yazdırdım. Bu kadar mı? Yani bu <laughs> yani yani Hani ne bileyim benden şimdi benim doğurduğum çocuktan çok daha farklı böyle bir şeyler beklenir diye İşte orada düşürürüm. baba faktörü devreye <laughs> devrede. Baba genleri evet öyle olsa gerek baba genleri devreye girmiş. Bab babayı ve... tanıdığım kadarıyla ya, çünkü ondan sanatçı çıkmaz <laughs> yani. Yok olmaz. Ee, i̇nanılmaz derecede idealist. İnanılmaz derecede kuralları olan. Ve inanılmaz derecede sanata bu kadar beceriksiz <laughs> bir insan. E Anca Helin olabilirdi yani. Peki, şimdi tabii sanatın içine doğdun aslına bakacak evet. olursan. hani e, Küçük yaşlarda anneden vesaire. aldığın eğitimler vesaire, kurallar, kaideler falan filan. Ama senin yeteneğin ya da yatkınlığın tamam bir aura vardı vesaire falan. E, ama o yeteneğin park ediliş hikayesi olmalı. Kim seni e, yönetti, yönlendirdi bu anlamda? E, şimdi o da çok ilginç bir hikaye aslında. Ee, biz e, normalde, daha doğrusu anneannemin e, eşi Fahrettin Aslan'ı tanırdı. Hı -hı. E, zamanında kapalı çarşıda e, ticaret yapan bir kişi dedem e, ve Fahrettin Aslan'ın da arkadaşı. Hı -hı. Biz e, bir dönem aslında hani, hani derler ya sonradan görmelik veya sonradan görmemelik. Hı -hı. Ben sonradan görme bir insan değilim. Bunu hiçbir zaman için dile getirmedim ben. Evet hayatın çok zorluklarından geçtik ama onun bir öncesi var. Önceki hikayeyi kimse anlatmadım bugüne kadar. Öncesinde biz Şişli Abide Yüreği Caddesi'nde oturan... E, ...benim e, daha doğrusu ailenin şoförü Hüsamettin... E, ...dedemin beyaz bıyık arabası. O zaman çok nadir insanlar da var. E, üst komşumuz, alt kom, üst komşumuz Emel Sayın. Alt komşuda biz oturuyoruz. Benim bakıcım var... Annemler, anneannemler Almanya'ya, İtalya'ya gidip geliyorlar. Ben 6 yaşına kadar böyle bir hayat yaşadım. Aa. Tabii. Yani hani burjuva denilen bir hayatı ha. ben ilk 6 yaşında gördüm. Yani ilk cümleye başlarken anneannemin eşi dedim. Evet, Dedeyi sonra söyle. De, Öz deden mi özdeden. yoksa ikinci şey mi eşi mi? Ha, özdeden, özdeden. Dededen özdeden, zenginsin de, yani. Evet, evet, evet. Sonradan ne oldu peki? Sonradan e, benim dedem Beşet hastalığı geçirdi. iki İki gözü birden üç ay içerisinde kaybetti. Oo. Kaybettikten sonra biraz da dedemin herhalde böyle o zamanın lafıyla hani böyle kabada'yı demeyeyim de damester tarzı bir şeyi de varmış herhal. <laughs> yani böyle şey bir adammış yani vurduğunu böyle kapı, kapalı e, kapalı çarşılı Ahmet derlermiş. Çarşı Kapılı Ahmet. Çarşı Kapılı yani Ahmet. biraz böyle şeyimiz varmış yani. Ya, ufaktan bir çıtır kabada yani. Böyle bir omuz düşükmüş. Ha, omuz <laughs> Zaten Fahri Bey'in de bir omuzu düşüktür onlar <laughs> oradan arkadaşlar. Ondan sonra e, derken biz e, iki sene içerisinde dedemin ortakları varmış tek başına değilmiş artık nasıl bir şeyse belki yapılanma yapıla, varsa. belki kurtlar vadisi gibi bir yapılanma bilmiyorum tabii o ben. Tabii sizlere yansımıyor Size anneler. Yansımıyor. Ben de çocuğum ha, zaten. zaten o kadar bilemem bile yoksa varsın. eğer öyle bir şey olsa onu da yüreklilikle söylerim. Ee, derken e, biz e, bütün mal varlığımızı kaybettiğimiz gibi e, en son bize kalan e, Kocumuz Sağpaşa'da bir ev ha. ve bir ticari taksi plaka. Yine çok şükür. Yine Ama şükür. nereden? Nereden? Tabii. Ama geliyoruz konuya. Ben e, o zaman Pinokyo vardı Fransız okulu. Orada ano sınıfına giderken e, Emin Ali Yaş'ın İlkokul 60 kişiyle birden. Hmm. Yani toplamda 7 kişilik bir e, okulda eğitim alırken hatta özel eğitimi için öğretmen eve gelirken 60-70 kişilik bir sınıfa gittim. Ben. O da bir travmadır. Ne kadar küçük Tabii olursan ol. Sen ne diyorsun? Ben ee, işte bu olay yaşandı. 8 yaşında okula başladığımda ben Kocaoğlu Paşa'daydım. Ve şimdi bir mahalle kültürü var orada. Ben mahallede yetişmedim ki. Evet. Yani ben o arada da benim bale eğitimlerim, şan derslerim, piyano derslerim de oradan geliyor. Ha bildiğim bayağı küçük bir lady olarak yetiştim yani. Aynen, aynen tabii canım hani şimdi bizim seren Serengil var ya ben ha. aslında çocukken lady yetiştim ya ben bunu hiçbir zaman gündeme getirmedim Hı. yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü gelmiş geçmiş ben hep önüme bakarım yani. Öyle bir şey yaşandı mı yaşandı, ne olmuş, yaşanmış, bitmiş. Şimdi ne ne, ne? neredeyiz yani. Hep orada olduğum için hiç zaman dile getirmedim. Sonrasında ee, mahalle kültürüne gittik. Şimdi ben sokakta oynamayı bilmiyorum. Ee, i̇şte yakar top oynuyorlar. Bir de o mahalle kültüründe bütün kızlar böyle erkek gibidir, böyle şort giyerler. Ben işte elbiseler, buradan böyle iki tane şey tokalar, küçük hanımefendi böyle duruyorum, anlamaya çalışıyorum hepsi o kadar vahşi geliyor ki bana. <gülüyor> <gülüyor> tabii canım, sokak kültürü. E, tabii. İşte yakar top oynuyorlar, in benim üzerime top atıyorlar. Yani böyle film, Türk filmlerindeki gibi bir hikayem var benim. Adapte olmak Adapte sorun? olma sorunum oldu. Sonrasında evet. ama kavramışsındır meseleyi yani. Bir, bir yıl çok zorlandım sonra bir gün, bir geldiler bana. O, o o bir gelme şeyi küçüklükten beri herhalde, o travmanın etkisiyle bir geldiler oluyorum ya. Bir geldiler bana, dedim ki bana gideyim dedim bir şort alın. Bir şort giymek istiyorum dedim, ben o gün bugün erkek çocuk gibi gittim saçlarımı kestirdim böyle. Bir daldım içlerine, ondan sonra bir o hayatın akışında devam ettim yırttım. Çünkü öyle olmayacaktı. Çünkü ne içlerini alıyorlar. Hı hı. Ne hı. E, seni kendilerinden göre yani kendilerinden görmeleri lazım yani. Tabii. Yani sen ortama ayak lazım. Ne oralı ne buralı. Arafta kalıyorsun bir Arafta şekilde. Arafta kalıyorsun. Ya. Evet, yani, tabii. senin oradaki dilin sökmüyor. Tabii. Ya o an o o anki koşullara uygun e, hani hop hop değiş ton ton ol, olmak zorundasın. İşte o kabiliyetimi de orada yakaladım. Ben mesela giderim gece da bağdaş kurar kuru fasulye pilav da yerim. Gidelim e, Türkmenistan Sarayı'nda 32 parça altın e, altın kaşık bıçaklarla yemek de yerim. Hepsini biliyorum bu hayatta. Yani bu hayat beni bu şekilde olgunlaştırdı yani. Peki sonradan şimdi tabii ki e, Fahrettin Aslan olan yolculuğuna falan da değineceğiz ama... ...hırslı bir yapın olduğunu söylüyorsun ya. Acaba onun tohumları da o yıllarda mı ekildi? Tabii tabii. Yani Mücadeleci, e, savaşçı gördüğünden olan... Küçücük bir çocuk vardı. Tekrar o şanı, şöhreti, popülerliği ve parayı Tabii. elde etmeli, mutlak suretle elde etmeli. Tabii, Bu muydu oğlumuz? Buydu, buydu, buydu. Seni 18 yaşında as solist yapıp e, yapacak kadar, en tepeye kadar, adı yazacak kadar. Evet, buydu, buydu. Çünkü çok enteresan. Ailemi de çok üzülüyordum. O kadar varlıktan, o kadar mesela zor durumdan yine çok şükür iyiydik birçok aileye göre. Hmm. Ama yani e, hayatta insan kimseyi gördüğünden ayrı koymasın yani. O çok daha ağır oluyor. Çünkü bir şeyi bilmezsen... Ki hep ona dua edersin. Duaların en başında Tabii. o vardır seninle. İşte Fahrettin aslında hikayesine gelirsek ha. de böylelikle dedim ki bir gün baktık yani hiç yapacak bir şey yok. Dedim ki anneanneme. Annemden gizli yapıyoruz bunu. Annem asla istemiyor. Anneanne dedim sen Fahrettin tanıyor musun? Tanıyorum. gür dedim ona gidiyoruz. Dedemin selamını söylüyoruz. Öldüğünü söylüyor. Bu arada dedem de öldü. Ya öldüğünü söylüyoruz dedim. Dur bakalım bize dedim elimizden tutar dedim Ta, yani. Bak Fettan'a bağır. Tabii Ay, canım çok akıllı. Anne yine. Tamam. Anne niye istemedi peki? Annem istemedi. Daha, ya ben bunu dediğimde 15-16 yaşındayım tamam, tamam. yani. Tamam tamam 18 yaşında asfesi oldu. 15-15 yani, 15 bandı. Işte yani. 15 evet. Ha. Biz Fahri Bey'e gittik. Fahri Bey bizi kovdu. Şaka buradan yapıyorsun. Şaka yapıyorum. <laughs> Vallahi. Niye? Kovdu bizi. E arkadaşının torunu... Gidin buradan dedi. Gidin buradan dedi. Herhalde beni küçük gördü ya yani. Adam. Ne kadar yanlış düşünmüştü mi Benim aslında. Düşünmüş. Niye küçük gördü. 15 yaşında olduğunu hiç olabilir mi acaba? Ee? Yani. Gidin buradan dedi. Ne iş var senin bu işlerle dedi. Dedim böyle böyle bizim artık ihtiyacımız var. Bizim eski durumumuz yok Fahri Bey dedim. Benim para çalışıp para kazanmam lazım dedim. Yani aileme çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alacağım dedim. Ondan sonra böyle bir durdu. Sen git biraz daha büyü, öyle gel dedi Allah Allah. Ben halbuki büyümüşüm yani. Tamam mı? Kafa göre, evet. kafa 30 o zaman. Sonra dedim ki yok olmayacak dedim. Sonra e, annemin bir menajeri vardı. Engin Arınmış. Hmm. Şimdi Oğuz Arınmış vardır onun babası. Aa, da, evet. Engin Engin abi. Dedim ki Engin abi'ye gidelim. O dedim bize işler bağlar. Anadolu'da çok işleri vardı onun. Büyük otellerde. Evet. Ondan sonra biz Engin abinin kapısını çaldık. Engin abi tabii beni gördü. Ne yapacaksın sen? Dans edeceğim dedim. Benim dans kabiliyetim var dedim. Tamam dedi. Seni dedi ee, Adana'da dedi Seyhan oteline gönderiyorum dedi bana. Hatta pardon pardon Ankara Ankara Ankara'da Harika Avcı'nın kadrosuna gönder dedi. O, o kadar da beklemiyorum ben şimdi tamam mı? Hani daha alttan biraz şanslıydım herhalde. Sonra. Hemen ben gittim. Anneannemin bir iki bileziği vardı. Sattık, kostümler aldık, ettik falan. Annem daha hiçbir şey bilmiyor. Ay annen senin şu doğru anlıyorum değil mi? Annen senin şarkı söylemeni, sahneye çıkmanı Yok, bile iste, istemezken, iste, istemezken sen ben yapıyoruz. dans etmek için Ankara'ya Ankara Ankara bir daha Ankara'ya yani. gidiyorsun. Ankara'ya gidiyorum. seçen bir de orada şarkı da, da lisede okuyorum. Hiç okulum mu okulu. Kadının yüreğine inecek. E tabii canım. Ondan sonra ben e, dedi, dedik ki annemle. Anneanne sen, de sağlam suç ortağı. Aynen aynen iyi suç ortağıydı. Dedik ki anne sana bir sürprizim var dedim. Sürprize <laughs> <"Taba, gülüyor> Otur dedim şimdi ben tabii müzik çaldım. De, Hiç unutmam da dans kostümlerimi giymişim. Böyle geliyorum. Hayırdır dedi. Dedim ben dedim şeye gidiyorum Ankara'ya. Çalışmaya gidiyorum dedim. Nasıl dedi okulun? Dedim ne olacak bir 10 gün dedim gitmem. Devam, yani ne olur devamsızlık olsa ne olur falan. Ay o gün ilk annemden dayağımı yediğim gün. Şaka tabii dövdü beni. Ama tabii dinlemedim. Dedim ki yani beni dövsen de sövsen de bağlasan da ne yaparsan yap. Ben dedim. Bu işe baş koydum. İstersen gel yanımda dur. Daha az hata yapayım. İstersen de dedim. Sen bilirsin ama ben bunu yapacağım. O da baktı ki kararlıyım. Tamam dedi okulda ne yapacağız? Dışarıdan bitiririm okulu bir şey olmaz dedi. Gel şimdi biz güzel imkanı. Sonra ben gittim Ankara'ya. 10 gün diye gittim tam 2,5 ay kaldı. <laughs> Çok tuttular. Bayıldılar bana. İlk sahneye çıktığında ne hissettin Pınar? Hiçbir şey. 40 yıllık sanatçı gibi. Şaka yapıyorsun. Vallahi billahi. Herkes zaten onu söyler. Ben ilk hastalist olduğum gün de aynı şeyi. Doğaçlama hissedim. mıydı yani? Doğaçlamaydı. Her şey doğaçlama. Hoş geldiniz falan. Ya ruhumda var diyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Hiç yani yadır hiç <laughs> çıktım. Bir de hani o dans korseleri vardır ya. O düştü, bir de onu aldım, yine oynuyor oynuyor, taktım <laughs> devam ettim. <Yine> Vallahi tam tam. Tam, evet evet. Yani yani böyle insan bir durur şok yaşar, utanır. Hayır. Oynuyor oynuyor, aldım taktım ve devam ettim. İşte e, o azmim, o, o nasıl söyleyeyim sana? Ya insanın hayatta kaybedecek bir şey olmadığı zaman gözünü çok karartabiliyor. Hani şey o kadar mı hissediyordun? Yani bu hayatta artık kaybedecek hiçbir şeyim yok noktasında mıydın yani gerçekten? Ee, yani nasıl söyleyeyim? Ya o kadar da demeyeyim ama ya bir şeyler yapmam gerekiyordu. yani Bir şeyler olması gerekiyordu. Ol olabilir li olabilirlik limiti vardı yani. Olabilir yani neden olmasın? Sadece üzerine gitmek gerekiyordu. Neyse finalinde İbrahim Tatlıses geldi. Oraya izle, e, harika avcı izlemeye. Ay o da ne güzel bir kadındı ya harika avcı da. Vallahi şimdi çok üzülüyorum. işte hayat acımasız. Ondan sonra geldi tabii İbrahim Bey beni gördü. Kim bu kız? İşte Pınar, Eliçe, Neci, ney falan. Tabii Oriental'de sever ya. Ben de tabii çok iyi oynuyorum fizik on numara beş yıldız falan filan. Bana hemen eğildi. Ben de İbrahim Tatlıses'ten acayip korkuyorum. Beni ürkütmüşler. Allah Allah. Vallahi niye bilmiyorum. Sanki böyle o şey... O dönemlerde mi namı vardı yani ya? Yani Karabasan gibi bir şey yani. Ama <laughs> vallahi. Ben tabii kaçırmışım. En sonunda bir gün böyle tuttu elimden beni. Hemen tık tık tık, tık telefonunu yazdı. Avucunun içinde. Beni ara dedi. <laughs> 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 Aynen dur şimdi. Ara dedi ben böyle... Ama korkuyorum. Arkada da kuliste kızlar bekliyor. İşte alt kadro kızlar bekliyor. Hmm. Sana telefonum ver. evet diyorum telefonu verdi. Ver bize de. Alın alın diyorum ben istemiyorum. Silin diyorum zaten ben istemiyorum diyorum. Eee? Aramam diyorum. Aramadın mı? Aramadım ben. Kızlar aldı ben aramadım. Sonra 10 gün sonra Altın Al sahibi beni ofisine çağırıyor. Al Allah'ım o adam da ne zaman ofisine çağırsa ya kesin işten kovuluyor. Ya başka bir şey. Dedim kesin bir şey oldu beni kovacak adam. Yoksa ofisine niye çağırıyor beni? Çağırdı. Dedim ne suçum? Dedim gel gel dedi. Güzel bir haberim var sana. Sen dedim Maxim Beni Fahri Bey aradı bugün dedi. Fahrettin Aslan'ı aradı. Senin Maksim... De Senden dedi. haberdar oldu. seni dedi Maksim de programa bekliyor. Nasıl dedim? O beni kovmuştu ya dedim. O beni çağırmaz dedim. İbrahim Tatlıses kadrosuna seni istemiş dedi. Bak. Allah işte. Hadi ya dedim. Hadi canım. Ben o gün otobüse bindim. Nerede öyle uçak, uçak para kazanıyorsun ama tabii ki yani. O kadar değil o diyorsun O kadar yani. değil tabii. Otobüse bindim. İlk işim İstanbul'a gelmek oldu. Sabah Fahri Bey'in ofisindeydim. Ya dedi sen ne yaman çıktın ya dedi. Bu dedi bizim dedi Karaoğlan'a dedi sana takmış kafeyi Karaoğlan Tatses. İbrahim Tatlıses. Ondan sonra Pınar ben diyorum ki Sibel Barış o diyor ki Sibel Barış da çıksın Pınar evet. da çıkacak. Biz o kadroda iki daha çıktık. Bak nasıl çıkıyorduk biliyor musun? Üç şantözden sonra ben çıkıyordum. İbrahim Tatlıses çıkıyordu. Arada Sibel, Sibel Barış, Barış çıkıyordu. Sonra evet. Bülent Ersoy çıkıyordu. Sonra gazeteler benden çok bahsetmeye başladı. Ben bunu kabul etmiştim. Çünkü benim kaybedecek başka bir şeyim yoktu. Hı hı. Ondan sonra sonra Sibel'in zoruna gitti bu olay. Ve bıraktı pro programı. Hop bende kör istedi bir göz. Allah verdi iki göz. Hemen... E, türkücü ve astrolisin arasına konduğum onun boşluğunu ben geçtim. Ondan sonra da aldı yürüdü zaten iş. Yani Mis. bayağı bir Peki aldım. bir şey söyleyeceğim. İbrahim Tatlıses şimdi kolay kolay böyle kancayı takmaz. Mutlaka birbirinin yoluna baş koyduysa kesin hoşlanıyordur. Öyle bir hoşlantısı olmuş muydu o dönem senden? Şimdi ben... Flörtöz e, bir şeyler falan filan. Ya, e, şöyle söyleyeyim. E, çok belli etmedi bana. Ya yaşım küçük diye. Ama bana şunu söylemişti. Sen bundan sonra benim baş oryantelimsin demişti. Ama tabii o e, o şekilde yürümedi çünkü Fahri Bey hemen el attı bana. Ya Hı -hı. orada da aslında bazı Biraz şeyler Fahri Hasan'ın korumasındaydım belki Koru, de ondan korumasına mı? korumasına girdim. Çünkü Fahri Bey bir gün beni çağırdı dedi ki inanılmaz dedi bir avram var. Sende star ışığı var dedi. Dedim yeni mi anladınız? Ben dedim o gün geldiğimde o günden bugüne kadar bir sene geçti. Yeni mi anladınız? Yok dedi. Var dedi. Ee, seni dedi akıllı ol dedi. Ee, seni dedi şey yapacağım. Ee, çekeceğim. Bir yıl. Hızlı bir şekilde hızlandırılmış ders alıp seni yapacağım dedi. Aa dedim şaka mı? Gerçekten mi? Evet dedi. öylelikle böyle bir hikaye başladı. Ben aslında şakayla karışık hiç Böyle olacağını olmayacağını şey yapmadan ol, olabilir de olmayabilir de diyerek çıktığım bir yolda bugünlere kadar geldim. Peki müzik eğitimi vesaire falan şanlar, ıvırlar zıvırlar falan gerekli olan tüm altyapıyı alırken... Şimdi benim alırken... altyapım vardı Heh. annemden var. dolayı. zaten var. Vardı. Üzerine cila çekilecek. Üzerine cila çekilecek. O noktada peki sen dans etmeye devam ettin mi yoksa tamamen seni çekti. Hayır çekti beni. Peki Biliyorum. o zaman finanse Kendi etti. etti. Ya tabii ha. evimi aldı, arabamı aldı. Ee, bütün Canan Yaka'daki kostüm paralarım ödendi. Ee, ondan sonra ya yani hayata, hayatımı daim edeceğim de belli bir haftalık gönderiyordu eve. Ama 5 yıl kendisine para almayan bir nevi para almadan çalıştım. Sadece benzin paramı işte yiyeceğimi içeceğimi karşılayacak şekilde 5 yıl çalıştım. Ama senin evin, araban, bilmem ne, yani zaruri tüm ihtiyaçların karşılandı. karşılandı. Ama 5 sene boyunca harçlık. Ama 5 sene boyunca ee, hani derler ya alın teri değil de affedersin sırtımdan dökülen terle. O öyle o şekil para kazanıp e, çalıştım yani. Öyle de çalıştım. Peki e, o dönem hani dedin ya 18 yaşında astrolojist olunca herkes böyle döndü şöyle bir baktı bana vesaire kabul etmediler beni. Hı -hı. Onlarla mücadele etmek, onlarla savaşmak. O ben onlarla savaşın... mücadele etmiyordum ki onları duymuyordum görmüyordum bile ben. Ben sadece hedefime kilitlenmiştim. Yani bir laf vardır. it ee, yürür, kervan yürür diye. Ben o hesaptaydım yani. Hiç i̇şte ne duyuyordum, ne görüyordum. İşte bak demek ki sonradan hayat, hayatın aslında sırlarından biri de bu biliyor musun? Sen hedefe kitleneceksin ve ne kim ne diyorsa umursamayacaksın. Umursamadığın sürece, duymadığın sürece sen hedefinde ilerliyorsun. Eğer o ne dedi, bu ne der, o ne yapar diye düşündüğün noktada da kaybeden taraf oluyorsun. Hedefe gitmek için, zirveye çıkmak için biraz kulaklarını kapatıp ee, ezerek ezerek evet. ilerlemek, evet. acımasız olmak gerekiyor yani biraz da Hepsine, doğru mu? Evet. Yani i̇şte Hayatımın o dönemleri ya. oldu ve oldu. biraz da o dönemleri şu an evet, sorguladığım, evet, sorgula, helallikten dönem... katsın da bu dönemlerde bu, belki yaptıklarımdan. Belki de yapmışımdır, evet yapmış olabilirim. Çünkü oyunlu kuralına göre oynamazsanız kaybedersiniz. Peki bunlar sonra bu hikaye, işte tamam, şahane bir hikaye, başarıya giden yolda, tamam, her şey birazdır. O kafada bir insanım aslında bakacak olursan. Ee, peki sonra ne oldu da? Sonra ne oldu? Ne oldu da, yani bitirdin bir anda, bıçak gibi kestin her şeyi. Çok radikal bir şekilde, evet. değil mi? O zaman niye bu kadar emek, değil mi? İşte bu kadar risk. E, genç bir kızsın, başına her şey gelebilir, her şey olabilir. Annene rağmen muhafazakar tutucu görüşmediğin babana rağmen evet. aslına bakacak olursan belki de bu sebeple babanla görüşmedin uzun süre. Tabi tabi tabi. O 12 yıllık olay bundan ee, mı kaynaklandı? O da o da neden olmuş olabilir. Yani önümde e, engel olacak hiç kimseyi istemedim ki o anet. Anne var. baba dahil. Annem değil de babam yer olacaktı. Ama yani, annen de olacak. karşı çıkmaya devam etseydi. A etseydi. No problem yani edeb etmeye devam edebilirdim. Yani gözden çıkardıkların içinde aslında hani ya, o da olabilirdi yani. Yani gözden çıkarmak demeyeyim de e, annem kabul edecekti bir şekilde. O, o ikna olacaktı yani. Başka yolu yok. İkna edilecekti o. Çünkü ben vazgeçmeyecektim. Ne yapacaktı? Annem bırakmazdı peşimi biliyorum. <laughs> o yüzden direkt. Bıçak gibi kessin. Neden? Niye kestim? İnan nedenini bilmiyorum. Yorgunluk mu dersin bunun adına. Çetin miydi? Aşk diyelim. Hmm. Aşk bazen insanı kendin, kendi kendine rezil ettiren bir şeydir. Aşk. Yani o dönem gerçekten kendi kendini Pınar Eliç'e yarattığı markasını kendi kendini rezil ettiğini mi düşünüyorsun o dönem aldığın bu kararla? Rezil ettiğimi düşünmüyorum. Aşk rezil bir şey diyorum. Ha. <laughs> Aşk kusur rezil bir şey. Aşık <laughs> olmayın. Olmayın aşık. <laughs> Gazino'da <Gazile'de gülüyor> mı tanıştınız? Yok şöyle Gazino'ya tabii ki geliyordu dinlemeye ama bizim e, ortak arkadaşlarımız vardı. E, Ayten'le. Ayten benim arkadaşım. Ayten'in eşi de Çetin'in e, danışmanı. Bunların ikisi birbirini buluyor ama biz e, bilmiyoruz yani evlilik kararı alıyorlar. Ayten bir gün geldi bana dedi ki ben de işte biriyle evleniyorum. Şahidim olur musun? Aa o biri de Çetin'in e, danışanı. Çetin de onun şahidi. Biz böylelikle tanıştık. Evlilik şahitlik. Ha, şahitlik olarak, şahitlik Sonra olarak o, tanıştık. O biz de bir evlilik. <laughs> <laughs> Yan yana güzel duruyoruz. <laughs> biz de bir evlilik diye. <laughs> Ama tabii benim o zaman aklım beş kırış havada. Hiç öyle şeyleri de düşünmüyorum. Planlı mıymış peki bu? Yani tamamen plansız herhalde. Ben ha. bilmiyorum. Planlı olduğunu düşünmüyorum. Ha. Ben Ayten benim en yakın arkadaşım. Daha o da doğrusu, onun tabii danışmanlığını e, yapıyor. Daha doğrusu çok önemli bir e, mağaza zincirinin e, müdürü ha. Ayten. O zaman da biz alışveriş yapıyoruz tabii, ya yani. Tabii. Öyle bir şeyimiz var. Ondan sonra... Öylelikle tanıştık. Ama aynı zamanda gazinonun da müşterisi seni de tanıyor zaten. Orada da bir arada yan yana sınız. Yan Çalışma yana geldik. Yana daha sonra e, Ayten'e o esas yan yana geldikten yani benim gerçek hani böyle sivil kimliğimi gördükten sonra Çetin kafayı takıyor. İlla ki bir yemek bir yemek bir yemek. Ayten bana bunu söyleyemiyor uzun bir ay iki ay. En sonunda Ayten'e diyor ki bak ya şey yoksa yani dostumuz arkadaşlığımız bitecek deyince Ayten bir gün ıkına sıkına geldi bana. Dedik Niye o da o kadar akınmış, sıkınmış yani sanki çok şey bir Ya şey şimdi ben de hiç boş kalmıyordum dermiş. <laughs> o da iyiymiş. Hiç boş kalmıyordum ki. <gülüyor> <gülüyor> bir boş anımı yakaladı. Ha, <laughs> o onu beklemiş. Bir o boş, boş <laughs> Benim de Hızlı var. bir hayatım mı vardı o dönemde? E vardı tabii. Genç, ya, gençlik, gençlik başımda duman <laughs> yani. Hızlı derken ayağa yere basan ama hızlı. Ondan sonra... Ee, Geldi. E, dedi ki, ben de mutsuzum. O, o gün işte sevgilimden ayrılmışım herhalde. Böyle bir entrikalar, bir entrikalar var. Kendimi atmışım alışverişe. alışverişe <laughs> bir unutayım diyorum. <laughs> ha, o Ayten de işte geldi yanıma. Niye canınız sıkkın? Dedim ya boş ver canım sıkkın. Sen dedim ne var, ne gelmiş? Bana yığ burayı bakacağım ben. Neyse bakarken bakarken? Bir şey söyleyeceğim. Gelin sizi bir yemeğe çıkarayım. Benim dedi, eşimin falan. Hani dedi ben. Dedim evet. O bekar mı? Dedim ben. de dedi. Evet dedi bekar. Pek bir hoşuma gitmişti o zaman benim böyle. Ama hani böyle görürsün de hani kenara böyle dağarcığını atarsın ama umursamazsın yürürsün ya. Öyle bir an, anıma denk gelmişti. Dedim olur. Ben dedim hoş bir beydir falan dedim. Ama ben Çetin'in kim olduğunu, ne olduğunu, ailesi hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Bileydim diyorsun gider miydin? Bileydim. <laughs> Ondan sonra Bahçeşehir diye bir yer varmış ilk defa öyle öğrendim. Bahçeşehir yeni kurulmuş o zaman. Ha. Ondan sonra ben de Kalamış'ta oturuyorum yat limanın karşısında. Bahçeşehir git Allah git, git Allah git dedim. Kız sen beni nereye götürüyorsun, Edirne'yi mi götürüyorsun, Kırklareli'ni mi götürüyorsun, neresi burası? Dedi işte biz burada oturuyoruz, dedi burası da dedi benim eşimin patronunun dedi buraları kuruyor, onlar yapıyorlar. Niye iş yapıyor bunlar dedim, abisi belediye başkanı, kendisi de dedi müteahhit dedi. Ha ne belediyesi Esenyurt diye bir yere ilk defa duydum bak küçümsemiyorum yani ama bilmiyorum ama gerçekten. Ama o zamanlar yeniydi zaten, yeni oluştu yeni tabii ki. Yeni oluşum, ha. ha bilmiyorum. Meğerse Esayir çok önemli bir bölgeymiş de bir de yani siyaset açısından falan filan. Meğerse siyasetçi bir aile. Gittik o gün e, aynı zamanda e, Cumhuriyet Gazetesi'nde sahipleriydi onlar o dönemler. Gazete sahipleri falan bu bir geldi Allah'ım bir takım giymiş. Boy zaten biliyorsun sen de tanıyorsun 1.88 boy. O gün dişlerini meğerse yenip yıkattırmış falan ben erkekle dişe çok önem veririm ayakkabısına böyle bir geldi. Böyle bir baktım Ayten'e. Dedim bir işte ne içersin falan filan Derken bu da aslında heyecanlıymış. Bu böyle işte içeceği meşrubatını değil meşrubatını alırken ağzını bulamadı döktü üstüne. Şaka yapıyorsun. Vallahi billahi ağzını bulamadı. <laughs> <laughs> Burası böyle kıpkırmızı koba oldu diyelim. <laughs> Ondan sonra aa dedim sen daha bu gömleği giyemezsin bunun lekesi çıkmaz dedim. Gelsene dedim şuraya dedim şu kalbin üstüne bir imza atmak istiyorum senin dedim. Onun o gün kalbinin üstüne imza atmış. Şaka yapıyorsun. Vallahi billahi. Aa komplimana gel. Ama içimden geldi. Hayatta da öyle şeyler yapmam ben. Vay. Tabii. İmzayı attım. Ve o gömleği hala Son 5 6 yıla kadar sakladığını biliyorum o Şaka gömleğin. yapıyorsun? Evet. Yeni duruyor mu bilmiyorum. Bu arada zaten aramız yok pek. Onu <gülüyor> 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 e, o gömlek işte bugünlere kadar getirdi, iki çocuğumuz oldu, evlendik, çok badireler atlattık. Bir ee, ailenin seni tabii kabul etmesi kabul vesaire et, falan bir zor e, oldu Bayağı bir zor oldu ama sonradan da işte çok sevdiler. Hı hı. Yani kader sonrasında. Şimdi bu kadar aşık mıydın Pınar yani? Evet. Tamam şimdi aşk önemli bir, bir şey. hani Önemli bir damar. İnsanı hayatta tutan. Hı hı. Ama bir diğer hı. tarafta da senin bütün hayatını üzerine kurguladığın ışık, şan, şöhret, alkış, evet. popülerlik, para her şey her tamam. Şey. Evet. Ee, yokluğa gitmedin tamam pekala. Evet. Ee, önemli bir aile. Ee, önemli bir adam. Evet. Bambaşka duygular. Annelik, evlilik, evet, eş evet, olma. Evet. Ama bir diğer hani Öyle bir hassas denge ki bu. Evet. Çok radikal bir karar. Ee, ben hayatın imkanlar el verdiği sürece... ...bütün nimetlerin tadını... ...almayı seven bir kadınım. Hala da öyleyim. Ee, ben... ...o şöhreti gördüm. O dünyayı gördüm. Yani çözdüm. Aslında biraz da akıllı ve zeki bir kadınımdır ben. Yani hayatı... Yaşarım, çok çabuk da yaşarım ama boş yaşamam. Yani... E, oradan almam gereken dersleri, oradan almam gereken maddi manevi... neler varsa zaten almışımdır da bırakmışımdır. Ve başka bir level'a, başka bir... E, hayata dair olan başka bir rüyaya kendimi... açmak istemişim Kaçıncı yılındaydı Çetin'le tanıştığın sahnede? E, e, i̇şte 10 sene. 28 yaşında tanıdım ben. 28 yaşında, evet. 18 yaşında. 10 o, yıl az solistik 10 yaptıktan 10 sene çok sonra iyi bil, bir fiil. Bil fiil. Yani en verimli 10 yılım. 2000 yılında, e, 2000, 2002 yılında Çetin'le evlendim. Hı hı. E, 2002 yılına kadar bir fiil işimi yapıyordum. Flörtünüz yani ne kadar sürdü? Bir yıl gibi bir yıl. Peki sen imza atıp evet dediğinde aile seni kabullenmiş miydi? Biz zaten aile yoktu ki biz evlendiğimizde. Biz e, normalde e, oturduğumuz evin bahçesinde 70 kişilik bir düğünle yaptık. Gelinliğimi de giydim. 70 kişi de olsa güzel düğünümü de yaptım. Ondan sonra... Ama tabii bu aile onayı olmadığı için bu şekilde oldu. Yoksa şekilde daha, daha dillere destan, şey destan bir şey yapılabilirdi. O içinde hep böyle bir uh, uh mıdır? Bir e daha evlenirsem çünkü... dilleri destan yapacağım söz. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şimdi 10 yıl az solist, yani benim diyen insanlar bilmem ne. Hayatım hiç öyle şeyde gözüm yoktu zaten her saniye çıkışında sanki düğünün varmış gibi çıkıyorsun evet, evet. yani çok özel biliyorsun yani sahne başka bir şey başka bir rüya yani zaten senin için en özel an her gün. Yani onun bir özelliği yok ki benim için. Peki sen o arenadan çekilince ve bambaşka bir kulvara gidince kimlere gün doğdu? Sen çünkü dengeleri bayağı bir değiştirdin. Bayağı değiştirdin. Girmenle de değiştirdin. Evet, Ayrılmanla da. Petek Dünçöz oldu. Çıktı o dönem. Gülben Ergen çıktı o dönem. Zaten Ebru Gündeş'le aynı jenerasyonuz. Ebru daha ön plana çıkmaya başladı tabii ki de. Zaten o çıkacaktı da öyle bir ses yok ama hani benim boşluğumda daha bir plana yani çıktı. şöyle mi diyelim şöyle diyebilir miyim ee, eğer ki sen aktif hayatına devam ediyor olsaydın sanatta ve as solist ki Gülben e, Ergen an, bunu söyler mesela evet. ben hiçbir zaman as olmadım demiştir. de evet evet ee, bunu sen de paylaştın evet. hatta hatırlıyorum eğer ki sen o as unvanını koruyor olup sahne hayatına devam ediyor olsaydın şu Gülben ki, Ergen beş ismin içerisindeki biriydim yani peki Gülben Ergen vesaire falan filan hani o sıçrayışı yakalayamayabilir miydi? Ee, bilemeyiz ki. Olabilirdi de. Yani ee, bir şey söyleyeyim mi? Vakti zamanı gelen hiçbir şeyi durduramazsın. Her nasip kendi vaktinin esiridir. Anlatabiliyor muyum? E, yani ilk beş, ilk onun içerisinde muhakkak onlar da olurdu. Ama şu an kafa kafaya giden Ebru Gündeş'te ben olurdu. Bu kadar da iddia ediyorum. yani. Olurdu yani. Çünkü senin de sanat müziğine karşı inanılmaz bir yatkınlığın var. Ya, tabii canım benim bende ben, de, ben de 2000 tane repertuar var. Hacı Sadullah tut, Yürük Semayesi'nden tut, 32 zamanlısı... 32 zamanlı notalarından tut hepsini biliyorum yani. Ya aslına bakacak olursan mesela hani Hülya Avşar için her zaman bir show gör vesaire falan derler ya. ya. Hülya hiçbir zaman sesi olmadı ki. Ha, ee... Her zaman çok güzel bir kadındı. Ha şimdi benim aslında benim şöyle bir handikapım oldu. O zamanlar işte e, genç, çok genç oluşum ve güzel oluşum benim sesimin önüne geçti. Geçmedi değil. Aslında benim çok özel bir sesim var. Gerçekten bak benim bir hocalarım. Mesela bazen böyle toplum içerisinde arkadaşlarımla böyle kaldığım zaman söylediğimde bunu söylerler bana. Yani değişik bir tınısı, değişik bir yorumum vardır benim. Dinlendirir. Dinlen, ha, yani böyle evet. güzel söylerim. Ağzım Aha. iyidir yani. Benim Türkçem de iyidir mesela. Hani Evet. Böyle kelimeleri yutmam. Nerede neyi kullanacağımı bilirim. Çünkü bunların eğitimini aldım ben. Boş değil yani. Ama güzellik söz konusu olduğu Olduyum, zaman. Olduğu zaman. <laughs> bir de o dönemin şimdi gazino kültürü, işin raconu, evet, dekolteler, dekolteler vesaire. Hatırlıyorum çünkü tabii. hani o Dergi, dönemleri. Dergi kapak resimleri. E, yani işte daha farklı bir boyuta götürdü işi. Ama yaptığım iyi ve kötü hiçbir şeyden pişman değilim. Yine olsa gene yapardım ee, ama bir şey yapmazdım. Ne? İşimi bırakmazdım. Hiçbir Pişmanlığın yok. o mu? Yani Bu evli. Peki net. koskoca aileyi ki zor da bir aile e, aileye kendini gelin olarak kabul ettirdin, evet. sevdirdin. Yani bir çetine mi e, astrolistliğini kabul ettirdin? Ona yani? kıyamadım. Çünkü. O e, benimle olabilmek için çok mücadele verdi. Ona kıyamadım. Böyle de bir hümanist yapım var işte. Ona kıyamadım. Onun daha fazla üzülmesini istemedim. Yani şunu işte. çok söyleyebilirdim ve kimse de buna bir şey diyemezdi. Ya arkadaş ben geçmişimde dans ettim ya da şu an hali hazırda az solistim diye ailen tarafından tükak acısı görüyorum. Neden bırakacağım mesleğimi? Bu meslekten dolayı zaten ben yeterince eleştiriliyorum. Çünkü o zaman arka arkaya çocuklarım oldu bir de benim. Yani çok hmm. arka arkaya. Yani hamilelik geçirdim. Tabii ki hormonlar farklı oluyor. Fiziğin değişiyor. Evlilik, evliliğe adapte. Yani o kadarına gücüm yetmedi diyebilirim. Hmm. Yani gücüm yetmedi. Bir de iki Belki de çaktırmadan var. mı seni uzaklaştırdı? Evlendikten hemen sonra... Tabi. Ha, gebelik, 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 süreci. Ondan sonra hemen arkasından ikinci. Ha. E zaten e, üçüncü yapamadan evli sonlandı. <laughs> Ağlatıldın mı? Evet. O yüzden bitti öyle mi? Evet. Çok Peki güzel. sonrasında insan hani tamam şu anda e, tabii ki iki tane evladım var. Böyle bir şey yaptığın için pişman mısın diye sormayacağım ama e, zaten kendin söylüyorsun. E, işimi bıraktığım için pişmanım diye. Evet. E, bu kadar taviz verdikten sonra bu kadar yarattığının Kendiliğinden erimesine seyirci oluyorsun. Evet. Ve sonrasında bu adam seni aldatıyor. Hı hı. Affedebilir mi bir insan ya? Bunun hesabını nasıl sorar? Onu çok öldürmeyi düşündüm de yapamadım. <laughs> Çocuklara bakıyamadım. Tabii. Ya işte insanların hayalleriyle oynamak kötü bir şey ya. Yani ne bileyim. Ee, şöyle aldığım her kararın arkasındayım. İyi veya kötü. Çünkü kimse bana silah zoruyla da bu işi yapamazsın, oturacaksın da demedi. Sadece koşullar öyle gerekti yani. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında da galiba psikolojik olarak biraz yıpranmış da olabilirim. Yani çok sağlıklı düşün, düşünmediğim ve sağlıklı kararlar alamadığım dönemlerim oldu. Hı hı. Olmadı desem yalan olur. Çünkü kolay bir şey değil. Küçük yaşta İş hayatına atılmak düşünebiliyor musun bak yani bu küçük yaşta e, bu Sen Pınar'ı hayatına... hiç beslememişsin ki Pınar Eliçe'ye hep yatırım hep yapmışsın. yatırım yaptım evet. Yani Pınar'ı hep ihmal etmişsin. Ya o küçük Pınar ha. yani evet Pınar yok. işte şimdi o e, Pınar'ın telafilerini şu anki yaşamımda yapıyorum biliyor musun? O zamanki Pınar'ı şimdi yaşamaya çalışıyorum. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum yani böyle bir dengesiz durumdayım açıkçası. <laughs> Yüreğimi e. biliyorsun. Ee, hı hı. Seni asla kırmak istemeyeceğimi hı hı. vesaireyi bilirsin. Hı hı. Ee, hani hayatta biraz bir şeyler karmadır vesaire falan filan derler ya. Hı hı. Az önce kurduğum bir cümleye takıldığım için bunu soracağım. Hı hı. Ee, hani bir o dönem hiç boş kalmadım ki dedim. Hı hı. Çok hızlı da bir hayatım hı hı. vardı vesaire falan. Ee, hiç medeni hali ilişki yaşamaya müsait olmayan bir insanı hayatına soktun mu hı hı. Hı, hı Onun ben çok karmasını yaşadım evet. Evet. Yani Karmaya işte da o yıllar sonra iki çocukla hı hı. E, bir evde ve ben aldatılan e, bir kadın olma evet, yolunu mu açtı sana? Evet. Ve onu inanır mısın bak aynı senin gibi düşündüm ve o insandan açıp özür diledim biliyor musun? İstemeden. O eşten Evet, özür diledim. Gerçekten bunu yaptın mı? Yaptım. Yaptım. Çok büyük bir medeniyet yalnız Yaptım. Mı? Gerçekten Ve yaptım. ciddi bir olgunluk gerektiren bir şey. Karşılığını nasıl Ama peki de... hani medeni bir karşılık cevap alabildin mi? Evet. Eden bulur dedi. Evet. Yani dediğim gibi hani hayat bu. Büyük konuşmamak da lazım. Ama o benim için çok büyük bir ders oldu ve ben ondan sonraki yaşamımda çok dikkat ettim o konuya özellikle o konuya çok dikkat ettim. E şimdi de belli bir yaşlara geldik artık. E, bilmiyorum yani çok da artık bir şeyde de hevesim de kalmadı be. Yani Gökhancığım yani ne yani daha ne yaşanabilir ki bir kadın daha ne yaşayabilir? Yani birçok kadının yaşayamadığı güzellikleri yaşadım. Yani kaç tane insan, tamam burada mesela şöyle söyleyeyim sana. Burada işte teknelerle gidiyoruz. işte göçeye gidersin, Bodrum'a gidersin. Ya yani ben bunu kandan iste yapmış bir kadınım. Yani daha ne, ne yaşayabilirim ki ben bu hayatta? Yani her şeyi yaşadık gördük çok şükür. Bu saatten sonra istediğimiz tek şey sağlık. Ve çocuklarımızın ee, güzel günlerini görmek. Bir de sağlıkla ilgili de bir sınav verdin. Sınav verdim değil mi? evet. Peki o dönemlerine eşlik ettim. Ee, evet biliyorsun cilt sen. Cilt kanseri evet, teşhisi. Sen biliyorsun. Hatta ee, yeni ameliyat olmuştun Yeni ameliyat olmuştun, Bandajların vardı. Hı hı. Tanıştıktan bir hafta sonra hı hı. teşhis almıştım. Bir evet, Çok ağır evet. mıymıştı o da. Ee, i̇lk onu duyduğun zaman ne hissettin ya? Sen yani kulağınla sana bu teşhis yani <laughs> evet. bir anda. Abi final böyle mi olacaktı? Buna, bu Bunu hissettin mi? Ee, şimdi ben normalde bir estetik operasyonu için gittim. Hmm. Göğüs estetiği operasyonu için gittim. Yani gafil avlandım bir kere yani şok yaşadım. Estetik doktorum dedi ki e, bence dedi öncelikle şu bene bir bakmamız gerekiyor Ben de o beni çok severek taşıyorum. Hani ne bileyim böyle bir dekolte giydiğiniz zaman şık güzel duruyor falan. Tamam dedim o gün o an bana hemen e, oraya bir önce biyopsiye göndermek için aldı. Bir hafta geçiyor haber yok. iki hafta geçiyor haber yok. Üç hafta geçiyor haber yok. Unuttum gitti ben orayı. Sonra baktım doktor beni aradı. Dedi ki Pınar gelir misin dedi senle. Bir iyi haberim var bir kötü haberim. Anladım ben. Gittim dedim ki hiçbir şey demeden bana lütfen söyle. Orada araştırdım ben ama. Kaçıncı evredeyim ben dedi. Anladım yani. Dedi ki e evet iyi haberim o işte dedi. Birinci evre dedi. Ama dedi. Şöyle bir şey vardı, melanom diye bir e, kanser türü. Bu direkt sinsice e, orada o duruyor ama iç organlara vuruyor. Hmm. Eğer dedi iç organlarında dedi pete girdim ben. O pet de çok kötü bir şey. İç organlarında bir şey yoksa atlatacağız çok şükür dedi. Kazıyacağız yanlarını, sağını, solunu, her bir şeyini. Hiçbir şey olmayacak, hayatına devam edeceksin dedi. Akıllı haplar, ilaçlar var artık dedi. Bir müddet onları içeceksin ve bitecek dedi. Güneşçe çıkmayacağım dedi ama o süreç tabii ki hani o acabalar, şey, acabalar inişler çıkışlar bir de ben değil aa, mi? çocuklarıma da söylemedim bir şey. Yalnızdım o konuda yani tabii dostlarım, arkadaşlarım, sevdiklerim vardı da etrafında birkaç kişi ama fazla değil. Sonrasında e, dedi ki e, bunu dedi bir ameliyat daha istiyorum dedi çünkü kenarlarından birer santim temizlemem gerekiyor dedi. Bir tek onu yapacağım dedi. O da daha büyük bir ameliyattı yani. Bir, bir saat falan, bir buçuk saat sürdü. 60 tane dikişim nur topu gibi <laughs> şu an burada taşıyorum. Ondan sonra... %100 şifayı duydun mu artık? Bitti mi? Bitti, evet. Bitti. Çok bitti. şükür. Bitti, %100 şifayı buldum. İnşallah bitti. Yani bilemiyorsun ki. Şimdi bu öyle illet bir şey ki. Bir yerden temizleniyor, bir yerden de çıkabilir. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Ama Allah korusun. Buna da hazırlıklıyım hayatta. Yani e, ölümden de korkmuyorum. Hiçbir şekilde korkmuyorum. Bazen ölümün gerçekten kurtuluş olduğunu da düşünüyorum. Çünkü hayat o kadar yordu ki artık bizi. Sadece şu çocuklarım biraz daha büyüteyim. Başka da yani öyle hani ölümden korkayım falan öyle bir şeyim yok. Her şeye eyvallah. Artık eyvallah modundayım. Biraz da... Daha... Ee, ...son dönemde Maneviyat maneviyata çok, maneviyata çok ağırlık vermenin arkasında da biraz da bunlar, bunlar mı yatıyor? Bunlar var. Bunlar değil mi? yatıyor tabii. tabii çünkü Hem geçmişte çünkü... yaptığın hatalar, geçmişinde aynen, yüzleşmelerin, aynen, karma, aynen, az önce aynen, karmalarım. Hastalığı... Ama ben ödedim bütün karmalarımı bu arada. Hı hı. Ödedim. Çünkü bu sene, e, bilmiyorum enerji çalışmaları yapıyorsan bilsin, karma ödeme senesi. Biliyorum. Yani bu sene... E, her söylediğimiz kelime, her yaptığımız hareket bize anında karşılığı geliyor. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bunu ödedim. Hem de en iyi şekilde ödedim. O yüzden bundan sonra mutluluğu, huzuru ve sağlığı bekliyorum Hayatıma da Onları çekiyorum. Mutluluğu, huzuru, sağlığı. Artık biraz daha manevi hayat vesaire falan oralarda. Ben Yo, şimdi aşık da yeniden <laughs> olmak istiyorum. <laughs> ya maneviyata sığınman ya da muhafaza. Hayır. muhafazakar bir hayata evet. e, yelken açman, yeniden bir birliktelik evet. ya da evliliğe manevi Mane, bir durum değil, değil zaten. Değil, değil tabii. Yani. Ee, normal şartlarda aslına bakacak olursan seni o, ojesiz bekliyordum da şimdi kırmızı kırmızı güzel güzel ojelerin sürüsü. Genelde sen oje falan oje da çok kullan, kullanmıyorsun. Kullan. Namaz çünkü hayatında evet, var evet, değil evet, mi? Evet, e evet, Beş namaz kılıyor musun? Ee, evet, Allah kabul ederse ama bu son... Bu e, bir haftadır, on gündür biraz böyle beş vakitte kaçırır gibi oldum ama toparlayacağım inşallah. Ne Döner kadar zamandır yani. bu peki bu şekilde devam ediyor hayatın? Bir buçuk iki sene oldu. İki sene. İki sene oldu. Ee, biraz da hayatında e, yine meslek büyüğümüz e, çok sevgili Ahmet Özcan'ın da dokunuşu evet, oldu dokunuşu değil mi? dokunuşu oldu evet evet. Ay, onunla Ahmet birlikte baba. mi biraz daha? Evet evet evet. Evet. O hayatına nasıl bir pencere açtı? Hayata nasıl bakmana vesile oldu? Ya da hayatını kendin onarabilmene adına sana nasıl bir yol çizdi? Paylaşmak istersen tabii e, ki. Şöyle söyleyeyim. E, büyük bir sevgi ve şefkat var onlarda. E, sevgili hmm. ve şefkatle yaklaşıyorlar. Ön yargısızca yaklaşıyorlar. O da çok önemli. Artı e, biraz da insanın kendiyle haşır neşir olup kendiyle mutlu olması olunabilirliği gibi ...ni gö gösterdiler bana. Ben şu an kendimle çok mutluyum. Umre'ye kendim... onlarla birlikte mi gitmiştin? O ekiple, o kadroyla mı? Yok, ben kendim gittim ama... Hmm. E ...zaten Ümre'den sonra bende böyle bir değişimler başladı yani. E başlangıcı o. Yani üç yıl, dört yıl... yani Kolay olmuyor... Hmm. ...kabuk kırmak, yeni bir kabuk oluşturmak. Kolay bir şey değil. E yani dediğim gibi e benim de biraz içimde var galiba. Hmm. Ee, biraz böyle içime de kapandım o dönemler. İçime kapanınca biraz kendi yolculuğuma çıktım aslında. İç yolculuğuma çıktım. Ve orada da güzel şeyler var ya. Yani Allah'tan başka ben kimseye güvenmiyorum zaten. Allah'a güveniyorum yani. Kendi iç yolculuğuna çıktığın zaman peki o... O yolculuk seni nerelere götürdü? Nelerle yüzleştirdi? İşte dedim ya e, yani ben e, çok tövbe edip çok fazla e, kendimle hesaplaştığım zamanlarım oldu. Aslında bak bir şey söyleyeyim mi? Normalde hiç kimse kötü değildir. Aslında hepimiz çok iyiyiz ama bazı koşullar ve şartlar ve bazı insanlar, bazı kötü insanlar seni istemese de kötü yapıyor. Ha. Nefsine yeniliyorsun ya da. Nefsine yenilmiyor. Ya bak ben evet o da olabiliyor ama bazı kötü insanlarda iyiliği hak etmiyor ya. Onların onun dilinden konuşacaksın yani. Anlatır. Kanakan dışa diş diyorsun bir noktadan sonra. Aynen ya. <laughs> hümanist kadar hümanist olmaya da gerek yok yani. Hayatında karşılaştığın gerçekten en kötü insan kimdi peki? Ya da ne yaptı Ay. sana? Bak bu hayatta karşılaşılan şu şu, şu şu tür insanlardan uzak dursunlar o zaman. Öyle diyorum. Yani ben en kötü insan şu isim demeyeceğim ama cahilden artı kendi e, bir insan çok namustan bahsediyorsa, bir insan çok parasından bahsediyorsa, bir insan çok malınla övünüyorsa, bir insan e, nasıl söyleyeyim kendisi farklı olup kendini olduğundan farklı gösteriyorsa hep seni suçluyorsa kendisi sütten çıkmış ak kaşık gibi görünüyorsa bu insanları, bu bu bak bu çarşıde bu insanları gördüklerinde bundan kaçsınlar bu insanlar hasta ruhlu insanlar ve sizi hasta ederler gerçekten yani olmadığın bir insan haline dönüştür, dönüştürebilirler bu insanlar ben de böyle bir dönem geçirdim Allah'tan çabuk fark ettim Hemen işte böyle kendi üç dünyamda kendi şeyime sarıldım. Yani Allah cahilden, iftiracıdan ne bileyim ya kötü insanlardan hepimizi korusun. Çünkü kötülük e, sorudan olunan bir şey değil. Ya kötüsündür ya iyisindir. Anlatabiliyor muyum? Yani ben aslında baktığımda sonra geçmişime ben kötü bir insan aslında hiçbir zaman değilmişim. Ben sadece kendi hayat kavgamı veriyormuşum. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamamışım. Ben kimsenin e, neticede şöyle bakacak olursak e, yuvasını da yıkmamışım aslında. Hı hı. Yıkmamışım. Yani bir yerden sonra gitmesini bilmişim. Anlatabiliyor muyum? Ama nedir? Tabii ki e, olmasa daha mı iyi olurdu? Tabii ki daha iyi olurdu. Anlatabiliyor muyum? Ama herkes de kendi kaderini yaşıyor. Yapacak bir şey yok yani. Peki geriye dönüp şöyle bir baktığın zaman köşelerin de oldu hafiften? <laughs> ya insan tabii ya yorgunluklar. Mutlu musun Pınar? Şu an mı? Evet. çok mutluyum. Geriye dönüp şöyle bir baktığın zaman bunca yıllık e, hayat hikayende iyi yaşadın mı Pınar mı diyorsun? Hı hı. Yoksa biraz Ya iyi yaşamak puan kırıyor musun bir yerlerden? E, yani tabii ki kırdıkla kırdığım şeyler var yani yok değil. Ama e, iyi bir hayat yaşamak birinin mutsuzluğuyla sen iyi olamazsın. Herkes mutluysa sen de iyi. Herkes iyi olursa sen de iyi olabilirsin. Yani biz bazen birilerin mutsuzluğuyla kendimiz iyi olmak adına birileri mutsuz ettik. O yüzden onlar da haklarını helal etsinler burada. Peki bir noktadan sonra şimdi Ahmet abiyle çıktığım bu yolculukta vesaire falan işte hayata namaz girdi, ibadet biraz daha fazla, manevi hayat vesaire hı hı. örtünmeyi düşünüyor musun? Ona hazır değilim. Ona şu an hazır değilim. Yani örtünmekten kastımız şu saç telimiz mi? Ben bu saç telinin günah olabileceğini düşünmüyorum. E, günah olunabilecek çok daha farklı şeyler. Şu an benim kıyafetimde herhangi bir şey var mı? Yok değil mi? Gayet modern, güzel. Yani tabii ki e, giydiğim kıyafetlere <laughs> dikkat ediyorum. Daha dikkat ediyorum. Ama e, dediğim gibi ya ben saçın günah olabileceğini düşünmüyorum. Şu saç kılının. Evet yani bu benim düşüncem. Evet, yani başımı örtmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Peki biraz da projelerinden bahsedelim. Şimdi bu gebe evet. olduğum şeyler var. Evet. Şu müzikte biraz ee, evet. şarkı biriktirdiğini biliyorum. Şarkı bir evet biliyorsun aldığımlarım var ama daha hazır dilim çıkarmıyor. Ben bu arada bir şiir albümü çıkaracağım. Aa, evet. Vallahi. Çok güzel şiir okuduğumu fark ettik. Allah tabii, Allah. Tabii. Yazmaya yeteneğin var mı? Yazmaya yok ama çok değerli büyüklerimin şiirleri var. Ee, onları e, dile getireceğim. Bu arada bir kitap yazıyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. Göçmen bir ailenin kızının hayatını yazıyorum. Ha. Evet. Göçmen Biraz... bir ailenin kızı derken evet. kendi hayatını yani, mı yazıyorsun? Kend, kendi hayatım artı e, tarihte işte o 1930'larda 40'larda... İşte benim babaannem dedelerim geldiğinde neler yaşamışlar. Yani tarih, tarih de var işin için içerisinde. Değerli tarih büyüklerimle beraber de çalışmalar Aa, yapıyoruz. Güzel. Evet yani oradan gelen bir Müslüman ailenin buradaki mücadelesi ve sonrasındakiler işte belli hayat dersleri de var orada. Ve o kitapla beraber e, arkasında bir şiir e, de yani... Çıkarmayı planlıyoruz. Şiir albümü. Şiir albümü, evet. Peki o şiirlerin sonunda e, Ahmet Selçuk İlkan'dan falan bildiğimiz ya da aşina olduğumuz gibi şiirler ama sonrasında mutlaka şarkı vesaire falan da gelecek evet, mi, evet. besleyecek evet, mi yani? Evet, evet. Besleyecek. Aa, yani öyle bir proje. Çok hoş. Evet, evet. E, finansörlerimiz de var. E, belli belediyeden e, belediye başkanlarımız olsun, e, belli bir bankanın sahipleri olsun bu projeye destek oluyorlar Aynı zaten. Ay ne güzel, şahane. Evet. Böyle de bir e, projemiz var. Tamam. Peki televizyona da sıcak baktığını biliyorum son dönemde. Evet. Kendini bir televizyon kanalında Pınar'ı izleyiciyle yani şu dönemki Pınar'ı izleyiciyle e, hangi formatta tam yerine rast gelmiş hissedersin? Nasıl bir şey hayal ediyorsun kafanda? Vallahi ben e, aslında bir e, humanist bir insanım ben. Yani nasıl söyleyeyim insanlara yardım etmek istiyorum ben. Hmm. Yani bunu nasıl olur bilmiyorum ama çok da yani yardımseverim de demek istemiyorum. Elimden geldiği kadar biliyorsun o biraz gizli yapılan bir şey. Yani insanların hayatlarına dokunmak belki. Dokunmak. E, hayatlarına dokunmak, onlara bir şeyleri bir kendi hayat tecrübemden katarak bir nasihatte bulunmak veya bir yol göstermek çok istiyorum. Yani böyle bir şey olabilir. E, çünkü yaşanmışlıklarım var, tecrübelerim var. Ve tecrübe de çok pahalı bir şeydir biliyorsun. <laughs> yani kazanılması çok en pahalı şey tecrübedir. Bu da maalesef yaşanmışlıklarla alakalıdır. O yüzden... Söyleşinin e, başında dedin ya zaten şu aklımla gençliğime dönseydim <laughs> keşke diye. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani şu aklımla o günkü günlerim. Değil mi? Tabii günlerim ama. Gençlik değil bu söz bahisi olan. Ha. O günkü o günlerim gün. ama bugünkü aklımla. Ha. <laughs> Kusursuz cinayet çıkar. <laughs> kusursuzcular. Kimse de çözemez. Kimse çözemez. Kimse de çözemez. Aynen. Bunlarım çok teşekkür ediyorum. Ben çok, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir söyleşiydi. Ne sağ kadar ol. kaç dakika yaptık daha yaptık bilmiyorum, bilmiyorum, ama. Vallahi bilmiyorum artık siz halledersiniz. Valla çok teşekkür ediyorum. Ruhuna yüreğine sağlık. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Canım Seni benimsin. görmek, seninle olmak bu tatlı sohbette. Valla sen çok güzel konuşturuyorsun. Ne konuştum onu da bilmiyorum. <laughs> konuştum. Sadece konuştum. Yani içimdekini döktüm. <laughs> Ağzına yüreğine sağlık. İyi sağ ki varsın. Canım sağ benim. Canım. Sen de aynı şekilde. Ve bu haftalık da haber bahanesinin sonuna geldik. Haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle, efendim hoşça kalın.